sorun. Biz neden mesela emeklilikten fazlaca hoşlanıyoruz? Ya bir an önce emekli olalım da şöyle rahat erelim diyen çok kardeşimle karşılaştım. Abi bir emekliliğim gelsin de şöyle güzel güzel bir rahat yaşayayım. Rahat yaşamak nedir? Emekli olduğunuzda gerçekten rahat ereceğinizi mi zannediyorsunuz? Hani meşhur bir fıkra var ya, diyorlar ne olacaksın? Kardeşimiz cevap veriyor, işte asistan olacağım, sonra doktora yapacağım, sonra doçent olacağım, sonra profesör olacağım, sonra hiç. Adam diyor ki ben zaten şimdiden hiçim. Bu mu bizim meselemiz? Ne zaten hiç olacaksın, ben de hiç kalayım meselesidir bu. Ne de ben falanca bir şey oldum meselesidir. Ortaya bir ürün koyma meselesidir. Hizmet üretme meselesidir. Başarı ürettiğiniz hizmetle, ortaya koyduğunuz eserle ölçülebilir. Çünkü biz eğer diğer canlı varlıklar gibi belli bir ihtiyaç seviyesinde yaşıyorsak zaten insanlaşamayız. İnsan olarak bir tarafa çıkamayız. Eser veremeyiz, kendimizi tamamlayamayız. Ve bizim için her şey kolay olur. Kolaycılığa kaçarız. Yan gelip yatalım, bizi doyursunlar noktasına gelir her şey. Gençliğimizde de başkalarından bekleriz, yaşlılığımızda da. Oysa biz başkalarından bekleyen değil, başkalarının kendisinden beklediği, alan değil, veren el olma gayreti içerisinde çalışırsak başarılı olabiliriz. Bu da bir zihniyet dünyasının değişimiyle olur. Bu insanın kendisini değiştirmesiyle mümkün olabilir. Başka türlü olmaz. Miras 7'nin bilançosu şöyledir. Aktif tarafı sıfıra yakındır, pasif tarafı alabildiğine. Zararı bir hayridir, kârı yoktur. Çünkü miras. Eğer mirastan pay almak istiyorsanız ve mirası tüketmek istiyorsanız benim ve başarımın size söyleyeceğim bir şey yok. Eğer nesillerinize siz bir şey bırakmak için, vatanınıza bir şey armağan etmek için bir ruh taşıyorsanız o zaman sesime kulak verin. Mankurtlaşmamanız lazım. Ben neden kolaydan uzak durun diyorum. Çünkü kolayı ararsanız başarı elde edemezsiniz. İmkansız. Başarı kolaylıkla gelen bir şey değildi onun. Başarı kolayca elde edilebilen bir şey olsaydı mesela bütün atletler olimpiyat şampiyonu olurdu. Mesela bütün güreşçiler dünya şampiyonu olurdu. Mesela bütün bilim adamları dünyanın en büyük ödüllerini alırlardı. Mesela bütün şairler ayakta alkışlanırdı. Mesela bütün yazanlar Fuzuli olurdu. Bütün romancılar işte Dostoyevski olurdu. Başarı kolay gelebilen bir şey olsaydı bütün yönetenler, büyük liderler haline gelir. Böyle olur mu? Başarı kolaylıkla gelmiyor. Başarı çabayla, büyük bir gayretle ve temel unsurlarını bir araya getirerek bilgiyi, yeteneği, isteği, tecrübeyi, azmi, istikrarı, sabrı, taşın altına elini sokmayı ve pek çok şeyi bir araya getirerek gerçekleştirebildiğiniz bir şey. Ve başarı görecelidir. Herkesin kendi durumuna göre farklılık arz eder. Herkes bulunduğu duruma göre bir başarı seviyesiyle imtihan edebilir kendisini. Yaptığı işe göre. Yoksa herkes bir başkasının yaptığını aynısını yapmakla yükümlü de değil, mükellef de değil, bunu yapması da gerekmez. Herkes kendi durumuna göre bir başarı. Ama bu kolay değil. Bu uyuyarak olabilecek bir şey değil. Bu 24 saati kemkümle geçirerek yapabileceğiniz bir şey. Kolaycılık her şeye basitten ulaşma arzusundan kaynaklanır. Zaman zaten bize verilmiş bir nimet. Ekmeğim kolay gelsin. Rahatça uyuyayım. Keyfime bakayım. Eğlencelerime bakayım. Sosyal hayatımı yürüteyim. Ailem de olsun. Tamam, çoluk çocuğum da olsun. Gelirim de olsun bir yerden. Peki sen ne yapacaksın kardeşim? Ben de burada durayım işte. Buralarda bulunayım. Çevresinde dolaşayım. Hayır. Hakikaten önemlidir. Sen ağa, ben ağa, inekleri kimse ağa. Yani herkes ağa olmaz, herkes işte ırgat olmaz. Birileri ağa olur, birileri ırgat olur. Vazifeler farklıdır. Ama herkes hakkını, hukukunu bilmeli. İnsan hakkına rıza göstermeli. Başkalarının hakkına müdahale etmemeli. Haram yollardan ve basit yollardan, kolay yollardan para kazanmak gibi bir hevese düşmemeli. Definecilik hiç sevmediğim bir şeydir benim. Yani şöyle düşünürüm. Define arayan kardeşlerimiz beni mazur görsünler. Onlar için herhangi bir şey söylemiyorum. Olabilir, insan gidip define arayabilir. Bulsanız ne olacak diye düşünüyorum. Emeğiniz yok ki. O parada hiçbir emeğiniz yok. Nasıl harcayacaksınız? Oysa insanın en rahat yediği lokma emeğiyle, alın teriyle kazandığı, elde ettiği karın lokmasıdır. Bu mutluluk hücrelerinize kadar yansır. Bu mutluluk çocuklarınıza kadar yansır. Bu yüzden kolaycılık yok.